Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Bahri Urgun, parti lokalinde bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Urgun, ülkemizdeki işsizlik oranının her geçen gün çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Bahri Urgun, parti lokalinde düzenlediği basın toplantısında gençlerin Refah Yol Hükümeti dönemini aradığını söyledi. Ülkemizin ufkunu karartan problemler çığ gibi büyümekte. Buna paralel olarak insanımızın çare arayışları da aynı oranda artmaktadır. Çünkü çözüm milli görüştedir. Hak edilmemiş zulümleri yaşamak zorunda kalan, Türkiye'mizin yegane ümit kaynağı, köklü bir çınar olan milli görüşün genç ve dinamik fidanı Saadet Partisi'dir. Biz artık insanımıza ülke sorunlarını anlatmıyoruz. Ülkemizi bundan sonra hangi sıkıntıların beklediğini anlatamıyoruz. Çünkü herkes iliklerine kadar sorunları, krizleri, çözümsüzlükleri yaşıyor. İnsanlarımızın tepkileri bir yanardağ gibi patlıyor ve umutlar tekrar milli görüşte, yani Saadet Partisi'nde toplanıyor. Evet, ülkemiz zor bir durumda. Ekonomide pembe tablolar çizilerek halkımız yanlış bilgilendirilmekte, dış politikamız ülke menfaatleri doğrultusunda yürütülmemekte. Milletimiz büyük bir sıkıntı içinde bunalmış bir durumda. Ancak biz zor zamanların insanları, zor işlerin kadrolarıyız. Bunu kimse inkar edemez. İş bulamayan gençlerimiz, diplomalı işsiz gençlerimiz, okul kapılarında başörtüsü kontrolüne maruz kalan gençlerimiz, İmam Hatip mezunu, meslek lisesi mezunu olup da ÖSS sınavlarında kat sayı adaletsizliği uygulamasıyla sınav kazanamayan gençlerimiz Refah Yol günlerini arıyor, aramaktadır. Ve en kısa zamanda bu sorunlar ve haksızlıklar Saadet iktidarı ile sona erecektir. Ülkemizi bu dar boğazdan, milletimizi bu sıkıntılardan kurtulacak olan siyasi ekip biziz. Bunu inşallah yine biz yapacağız. Medyada oluşturulan pembe tablolara rağmen halkımız bir an evvel bu hükümetten kurtulmak istediğini yüksek sesle dile getirmeye başlamıştı. Tek çözüm kalmıştır. O da Saadet Partisi'nin iktidarıdır. İşçimiz, emeklimiz, çiftçimiz, memurumuz işsizliğe, umutsuzluğa mahkum edilmekte. Evladını manevi tahribata karşı korumaya çalışan anneler, babalar hasretle Saadet Partisi iktidarını bekliyor. Tek çare ve tek çözüm milli görüş iktidarı, Saadet Partisi iktidarında buluşmak inancıyla ve temennisiyle. Allah'a emanet olunuz.